sevgili Bilecikliler, bugün günlerden cumartesi, diğer bir anlamıyla bugün bizim sokak röportajı günümüz. Bugün halkımıza 2018 yılı sizin için nasıl geçti ve 2019 yılından beklentileriniz nedir sorusunu sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık, hep beraber izleyelim. Sizin için nasıl geçti? Çok kötü geçti. Peki 2019 yılından beklentiniz nedir? Pek bir şey değişeceğini tahmin etmiyorum. Neden? Ekonomik şartlar belli. Onun için. Valla 2018, bu senenin için söylüyorsun. Evet. Pek iyi geçmedi. Neden? Abi bu kriz bizi mahvetti. Peki 2019 yılından beklentiniz nedir? 2019 daha iyi olacak. Ne gibi? Valla şu an da bayağı işte yoluna girdi. Yani dolar düştü. Mazot fiyatları indirmeye başladılar. Bizim şeyimiz dedi ama ben şoförlük yapıyorum. Şu anda iyi yani. 2019'da ışık görüyorum yani. 2018 sizin için nasıl geçti? Yorucu. Neden? İşte öğrenci, hayat şartları. Yorucu yani. Sınavım var. Böyle yani. Peki 2019 yılından beklentiniz ne? Yani hiçbir beklentim yok şu anlık. Benim de üniversite gitmek sadece beklentim. Yani bir üniversite beklentim. Evet. Teşekkürler. 2018 sizin için nasıl geçti? Çok iyi geçti. Ben hem esnaflık yapıyorum hem emekliyim. Çok iyiydi. Peki 2019 yılından beklentiniz nedir? Barış ve huzur istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Kötü geçti. Neden? Çok tanıdığım eş dost hepsi vefat etti yani. 2019 yılından beklentiniz nedir? Bol kazanç, sağlık, mutluluk, huzur. 2018 sizin için nasıl geçti? Vallahi nasıl geçti diyor. Ben de şimdi kalabalık ailem yok. Bir ben varım. O da normal geçti benim için yani. Ama diğerlerini bilmiyorum, karıştırmıyorum şimdi. Peki 2019 yılından beklentiniz nedir? 2019 %17 enflasyon. Artık geçim sıkıntısı nasıl olur mu? Şimdi herhangi bir şey yok. Ki 2019'da büyüme 1. Enflasyon 17. Şimdi ben gerisini bilmiyorum, başkasını bilemiyorum yani. 2018 mi? Valla nasıl geçti deken iyi değildi. Neden? He? Neden? Geçim şartları çok zor. Peki 2019 yılından beklentiniz nedir? Valla inşallah iyi olur. Yani böyle rezillik çekmez yani. Çok kötüydü yani. Sizin için nasıl geçti? İyi. Allah'a çok şükür. Peki 2019 yılından beklentiniz nedir? İnşallah vatana millete hayırlı olur. Nasıl geçti? Hayır, iyi geçti. Beklentiniz nedir? Sağlık, mutluluk, barış. Ne? 2018 sizin için nasıl geçti? İyi geçmedi ya. Peki 2019 yılından beklentiniz nedir? 2019 beklentimden çok iyi geçmesini tahmin ediyorum. İnşallah iyi geçer. Yani hayırlısı. Peki sizin için nasıl geçti? Çok iyi geçti, çok güzel yani. Peki 2019 yılından beklentiniz nedir? Vallahi tam olarak yani ne diyebilirim ki? Çok iyi bir şey yani. Sağlık, mutluluk, yaşantı işte. Peki sizin için nasıl geçti? İyi geçti. Normal işte. Hayat. 2019 yılından beklentiniz nedir? İnşallah o da aynı gider. Başka bir şey diyeceğim yok. 2018. Valla benim için iyi geçmedi. Şu anda işsiziz. İyi geçmedi yani. Peki 2019 yılından beklentiniz nedir? Vallahi iyi bir iş bekliyoruz. Başka da bir şey yaşantımız yok. 2018 sizin için nasıl geçti? Vallahi çalışırken güzeldi. Emekli olmak hiç güzel değilmiş. Hastalandım. Geçmiş olsun. Ama güzeldi. 2019 yılından beklentiniz nedir? Sağlık. Sağlık. Peki siz? Sağlık. 2018 bitti, 2019 sağlık bekliyoruz. 2018 yılı sizin için nasıl geçti? Güzel. Peki 2019 yılından beklentiniz nedir? İnşallah daha iyi olur. 2018 sizin için nasıl geçti? 2018 benim için çok kötü geçti. Neden? 2018'de 5 tane akrabamı kaybettim. Bu benim için talihsiz bir yıl oldu. Onun için çok çok kötü geçti. Yani sevdiklerimi kaybettim. 2019 yılından beklentiniz nedir? 2019 yılından beklentilerim inşallah yani herkese Allah sağlık versin. 2018 sizin için nasıl geçti? Çok güzel bir soru, zor geçti. Neden? Her yönüyle ekonomik koşullardan dolayı. Peki 2019 yılından beklentiniz nedir? Ne bekleyebilirsin ki?
Yani hiç mi beklentiniz yok? Yeni bir yıla giriyoruz. Şimdi gönül ister ki insanların rahat bir yaşantı sağlayabilmesi için, ama gelir dağılımı çok bozuk olduğundan dolayı hiçbir şey bekleyemezsin. Şu anda yeni zannedersem asgari ücret 2020 lira oldu. İyi değil. 2018 sizin için nasıl geçti? 2018 beklediğimden farklı geçti. Öncelikle ekonomik olarak, yani son 6 ayda asgari ücret doların, euronun altında ezildi yani. Bunun ezilme sebepleri de belki dış piyasa olabilir, belki de yerel piyasa olabilir. Ama son yapılan asgari ücret 2020 lira yeterli mi? %60 işçileri memnun eder. Ama %40'ını memnun etmez. Çünkü Bilecik'te, Bahçeli Evler'de veyahut da Beşiktaş'ta ev kiraları 600'den başlıyor. 700-800 lira. 2000 lira gibi bir ücreti tekabül ettiği vakit, yani kişi başı 16 lira gıda olarak belirlemişler. 4 kişilik bir aile 16 çarptığınız zaman 60 kusur lira para yapar. Yani yeterli mi? Yeterli değil bence. 2019'dan beklentiniz nedir? 2019'da beklentim nedir? Huzur dolu, barış dolu bir yıl olması. Yani bombaların patlamadığı bir yıl olması. Her şeyin, yani herkesin dilediğince, gönlünce olmasıdır. Çok iyi geçti. Mutluydum. Dersler falan çok iyi geçti her şey. Tamam. 2019'dan beklentiniz nedir? 2018 gibi olsun. 2018 sizin için nasıl geçti? Nasıl geçti? Her sene olduğu gibi ama nasıl diyeyim? Kayıplarla dolu bir seneydi yani. Peki 2019'dan beklentiniz nedir? Ya herkese, sadece kendi adıma bir şey diyeyim. Herkese sağlık, mutlu, huzurlu ve aşk dolu bir hayat diliyorum. Zordu. Neden? Zordu çünkü sınava hazırlandım. Geçen sene kazanamamıştım. Bu sene çok kazandım yani. Güzeldi benim için. Peki 2019'dan beklentiniz nedir? Beklentim daha iyi geçmesi yani. Peki sizin için nasıl geçti? İğrenç. Çok kötü geçti. Hiç konuşmak bile istemiyorum. Peki 2019'dan beklentiniz nedir? Her şey bekliyorum. Sağlık, para, mutluluk hepsi gelebilir yani. Peki, aynen. Sağlıklı para, aşk. 2018 gayet güzel geçti. Kazasız belasız atlattık. 2019 yılından da bütün derslerimden geçip tekrar evime, memleketime dönmeyi diliyorum. Normal. Her sene gibi geçti gitti işte. Normal her sene gibi geçip gitmesi. Bir sokak röportajının daha sonuna geldik. Biz de Bilecik Olay ailesi olarak herkese sevdikleriyle mutlu, huzurlu yıllar diliyoruz.